An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasletani la teştemiani fi munafikin. Efendimiz aleyhisselam buyuruyorlar ki iki özellik var ki bu iki özellik münafıkla toplanmaz. Münafık deyince bir hakikatte münafık var, yani kafirler var. Yuzmirunel kufra ve yuzhirunel islam. Küfrü kalplerinde gizliyorlar, dilleriyle İslam'ı izhar ediyorlar. Bunlar hakiki manada münafıklar. Bir de mecazi anlamda münafıklar var. Bunlar mürailer, gösteriş olsun diye bir takım şeyleri yapanlar. Esasında Müslümanlar ama gösteriş olsun diye yapıyorlar. Peki burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki iki özellik var ki bu iki özellik münafıkla toplanmaz. Nedir onlar? Bir tanesi husnu semtin, güzel ahlak ya da güzel kıyafetler giyinmek, salihlerin kıyafetini giyinmek. Farklı anlamlar verebiliriz. Bir tanesi budur, diğeri ise وَلَا فِقْهُمْ فِي الدِّينِ. Dinde derin anlayış sahibi olmak. Yani ahlak sahibi olmak, dinde fakih olmak. Bir münafıkta bu iki özellik toplanmaz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki hakiki manada Müslümanlar bu iki özelliğe sahip olurlar. Yani ey ümmetim, hayatınıza bakın. Bundan sonra çıkınca gidince hayatımıza bakalım. Bizde güzel ahlak var mı? Sadece güzel ahlak yetmez. Kıyafetimiz salihlerin kıyafeti mi? Münafıklar da salihlerin kıyafetini giyebilirler. Sadece bu yetmez. Aynı zamanda fakih olabilmek. Peki ne demek? Ebu Hanife gibi mi fakih olalım? Hayır. Fakih olmak önce yürekte bir iman. O iman sizin lisanınıza geliyor, dilinize. Konuşunca, Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsedince sallallahu aleyhi ve sellem diyorsunuz. Mekke deyince mükerreme diyorsunuz. Medine deyince sadece Medine demiyorsunuz. Medine-i Münevvere diyorsunuz. Sadece Kur'an demiyorsunuz, Kur'an-ı Kerim diyorsunuz. Sadece sünnet demiyorsunuz, sünnet-i seniyye diyorsunuz. Yani bu sıfatlarla tazim ediyorsunuz. İslami bir lisan, İslami bir ısıla kullanıyorsunuz. Kalbiniz dilinize geliyor. Müslüman kafir oturuyorlar. Bir tanesi dedikodu yapar, öteki dedikodu meclisinden kalkar. Bir tanesi gıybet yapar, biri oradan kalkar. Biri söver, biri hakaret eder, öteki öyle bir meclisten kalkar. Orada durmaz, duramaz. Anlarsınız ki bu Müslüman. Anlarsınız ki bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden. Kalbi diline hakim olur. Dili onun ameline yansır. Onun hayatında, amelinde görürsünüz imanın eserini. İşte bu bağlamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakih olmaktan bahsediyor. Yani bu iki özellik, ahlak ve fakaha. Fakahat derken iman sizin hayatınıza yansıyor. Bunların ikisi münafıkta olmaz. Ey ümmetim, bu ikisine sahip olun. Bu ikisine sahip olursanız hakiki manada mümin olma irfanı erdemine ulaşmış olursunuz. Diğer hadis-i şerifi konuşmanın içinde, dersin içinde söylemiştim. Tekrar bir daha söyleyeyim. Onunla hitamuhu misk olsun. Ve an Enes'in radıyallahu anh kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men harece fi talebil ilmi fehuve fi sebilillahi hatta yarci'a رواه الترمذي والدارمي sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kim ilim tahsil etmek için evinden, yerinden, yurdundan ayrılırsa, rihle yaparsa ta dönene kadar Allah yolundadır. Cenab-ı Hak ölene kadar ilim tahsil etmeyi, hep o yolda Allah yolunda kalmayı bize ihsan buyursun. Estağfurullah ve töbü ileyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin.